eşimi seviyorum. Evlilik yemimizi diyoruz ya, iyi günde, kötü günde, sağlık, hastalıkta ve sağlıkta. Evet, şimdi böyle bir hastalık başımıza geldi. Beraber mücadele ediyoruz. İlk 3 senesi benim için çok zordu, ben de alışamadım. Bizim işte eşim futbol camiasından olduğu için çok çabuk o camiadan da duyuldu. Bazen telefon açıyorlardı, İsmail hastaymış diye. Ben hasta olduğunu söylemiyordum, hayır diyordum. O konuşamıyordum, ağlıyordum, cevap veremiyordum. İki tane oğlumuz var. Biri 30 yaşında, bir de 27 yaşında. İki tane oğlumuz var. Erkek çocuklar için çok zordu. Çünkü baba onlar için bir rol modeldi ama maalesef işte babanın hasta olması onlar için de zordu. Eminim ki onlarda da derin yaralar bıraktı. Eşim hasta olduğu için onun görevleri de benim üzerimde. Onun için güçlü oluyorsun. Herhalde acılar insanı güçlendiriyor galiba. Ben İsmail'in de eşiydim. Şimdi çocuklarının annesiyim. Şoförlüğünü yapıyorum, hemşireliğini yapıyorum, aşçılığını yapıyorum. Kısacası ben İsmail'in her şeyiyim. Biliyorum seni seviyorum diyorsun. Diyor ona ya. Eşimin hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Beni hayata bağlıyor. Gösterdiği sabır ve şefkatli davranmasıyla, düşünün ben 90 kiloyum, beni kaldırıyor, bana yatakta pozisyon veriyor. Benim isteklerimi hayatının emrine koyuyor, bunları yapmak için büyük gayret sarf ediyor. Evliliğimizin temeli saygıyla beslenen sevgidir, bu yüzden hastalıkta ve sağlık doğduğu gibi birbirimize sıkıca sarılmış durumdayız. Eşimi çok seviyorum, kendimi çok şanslı görüyorum. Ben şanslı bir hasta yakınım. Hastamdan dolayı da. İsmail gerçekten empati yapan bir insan. Tekrar dünyaya gelsem yine İsmail'le evlenirdim. Çünkü o çok iyi bir insan. Ben sarılıyorum. Ama bana sarılıyor. Ama olsun, yine başımızda, yanımızda. Bu çok önemli.